Evet, kameramızı şimdi Trabzon'a çevirelim. Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki 11'i belli oldu. Ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel de bizi bekliyor. Bakalım Abdullah Avcı 233 gün sonra Papara Park'a çıkıyor. Bir değişiklik, sürpriz var mı? Yunus Emre Sel, tüm detaylar sende. Teşekkürler Ceyda. Bir sürpriz yok açıkçası. Biraz önce saydığımız muhtemel 11'in aynısı sahaya çıkıyor. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mehmet, stoperde Banya, Densville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Batista Mendy, Berat ikilisi, önlerinde Abdülkadir Ömür oynayacak. Sağda Vişçe, solda Bardi, ileride de Onaçı'yı bekliyoruz. Belki maç içerisinde Abdülkadir Ömür'ü kenara atıp Bardi'yi de 10 numara pozisyonunda tercih edebilir Abdullah Hoca, ama şu an bu 11'le sahaya, ya bu dizilişte sahaya çıkacak bekliyoruz. Alanyaspor'da sahaya şu 11'e çıkıyor. Ertuğrul, Efecan, Cordova, João Pedro, Oğuz, Nicolas Paul, Fatih Aksoy, Joelho, Augusto, Carlos Eduardo ve Balkoviç 11 ile de Alanyaspor'un sahaya çıkacağını söyleyelim. Onların da ilk 11'i de çok fazla bir sürpriz yok açıkçası. Bordo Mavili taraftarların maça ilgisinin az olduğunu tekrar belirtelim. 20 bin civarında Trabzonspor taraftarı bugünkü karşılaşmada tribündeki yerini alacak, ama önemli gelişme olarak şunu söyleyebiliriz. Nicolas Pepe Trabzonspor'a transfer olduktan sonra ilk kez bir maçın 21 kişilik kadrosunda yer alıyor. Bu maçın yedek kulübesinde Pepe ve maçın gidişatına göre forma şansı bekleyen isimler arasında yer alacak. Bordo Mavili takımda Bakasetas, Trezeguet, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Kerem Şen, Gökten Gürbüz gibi isimler de teknik direktör Abdullah Avcı tarafından bu maçın 21 kişilik kadrosunda tercih edilmedi. Yedek kulübesinde alternatif sayısı da oldukça fazla Abdullah Hoca'nın. Belki maçın gidişatına göre farklı isimleri de tercih etme durumu söz konusu olabilir. Konuk ekip Alanyaspor'da ligin orta sıralarında yer alıyorlar. Onlar son karşılaşmasını kazandı ve Trabzonspor karşısında puan ya da puanlar kazanarak bir seri yakalama peşinde olacaklar. Zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Biz de gün boyu gelişmeleri aktardık. Maç sonunda tekrar yayınlarla karşınızda olacağız, ama şimdilik sözü size bırakalım yeniden Ceyda.